Merhabalar. Bu dersin konusu, Kanvada metin eklemek ve Kanvada font seçmek. Efendim, Kanvada herhangi bir şablon açtığınızda, bu şablonun üzerindeki fontları değiştirebilirsiniz. Mesela ben şimdi şablonlar sekmesine gireyim ve şöyle ilk karşıma çıkan şablonlardan bir tanesini açayım. Açtığınız şablondaki herhangi bir metni seçerek sol üst kısımdaki font sekmesinden bu fontu değiştirebilirsiniz. Sadece istediğiniz fonta karar verip bunu seçmeniz yeterli. Hemen aşağı tarafta tümünü değiştir çıkacak. Bunu seçerek de o tasarımdaki ya da çoklu tasarımlar varsa, çok sayfalı tasarımlar varsa o sayfadaki o fontların tamamının yeni seçtiğiniz fonta dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Kalın, havalı, el yazısı gibi fontları filtreleyebilirsiniz, kategorize edebilirsiniz. Mesela fırçayı seçtiğim zaman Fırça kategorisindeki tüm fontlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Metin stilleri bu marka yaratırken belirlediğiniz metin stillerini bu kısma ekleyebilirsiniz. Sürekli kullandığınız fontlar varsa eğer bu fontları bu kısma ekleyebilirsiniz. Marka şablonu oluştururken bunu nasıl ekleyeceğinizi zaten gösteriyor olacağım. Belge stili kısmında ise siz bir şablon eklediğinizde mesela şuradan bir şablon daha ekleyeyim. Yazı fontlarını seçip metin stiline geldiğim zaman bu şablondaki yazı fontlarını da buradan bulabilirim. Dediğim gibi bir yazıyı seçip dilediğiniz gibi üst taraftan değiştirebilirsiniz. Yeni bir tasarım oluşturduğunuzda ise sol taraftaki metin sekmesini tıklayarak dilediğiniz gibi bir metin kutusu ekleyerek işe başlayabilirsiniz. Burada başlık, alt başlık ve gövde metni olmak üzere 3 farklı boyutlandırma var. Bunlar kolay bir şekilde hani boyutlandırmayı sağlayabileyin diye hazır bir oranla gelmiş durumda. Onun haricinde aşağı tarafta yazı tipi kombinasyonları var. Bunlardan da dilediğinizi seçerek tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Bunların Türkçe destekli olduğundan emin olmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir yazı metnini seçtiğinizde üst taraftan yazıyla alakalı hem yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Fontun büyüklüğünü küçüklüğünü değiştirebilirsiniz. Onun haricinde fontun rengini değiştirebilirsiniz. Fontun eğer destekliyorsa kalın yahut ince, italik yahut düz olmasını, altının çizgili olmasını üstünün çizgili olmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte eğer hep büyük harflerle yazmasını istiyorsanız bu metnin büyük harf seçeneğini açabilirsiniz. Onun haricinde bu kısımda yazının hizalaması var. Sola, sağa dayayabilirsiniz, ortada bırakabilirsiniz hizalamayı. Liste şeklinde yapacaksanız eğer 1 2 3 ya da başında nokta olacak şekilde yazdığınız metni bir listeye dönüştürebilirsiniz diğer bir ayar gördüğünüz gibi burada e, aralık ayarı bu aralık ayarını kullanarak harf al aralığını belirleyebilirsiniz. Satır aralığını yine bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Metin kutusunun e, metin kutusunun yönünü metin kutusunu sabitli ayarından belirleyebilirsiniz. Şöyle ki mesela bu metin kutusunda ben yazı yazmaya devam ettiğimde bakın enter'a bastım yazı yazmaya devam ediyorum ve yazı aşağı doğru e, hareketleniyor, aşağı doğru iniyor ama ben metin kutusu sabitinden bunu yukarıya doğru e, seçecek olursam yazı yukarıya doğru büyüyecek. Eğer e, ikisini seçersem de ortalı bir şekilde biraz yukarıya, biraz aşağıya gelecek ve metin kutusunun yeri sabit kalacak. Onun haricinde e, metni seçtikten sonra efektler kısmından yazınıza efektler verebilirsiniz. Gölge, vurgu, e, onun haricinde kıvırma efekti, yazının kıvrılması için, kıvrılma bir şekilde olması için bu efektleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir efekt seçtiğinizde hemen altındaki ayarlar kısmından bu efekle alakalı ince ayarları yapabilirsiniz. Gölgenizin yönünü belirleyebilirsiniz, uzaklığını belirleyebilirsiniz bölgenizin rengini belirleyebilirsiniz. Tüm bunları herhangi bir efekti seçtikten sonra efektin altında açılan ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Bununla birlikte tüm metinlere animasyon ekleyebilirsiniz. Yine metni seçtikten sonra animasyon kısmına gidip dilediğiniz animasyonu metninize Ekleyebilirsiniz bir sayfanın tamamını animasyon ekleyebileceğiniz gibi her metne ayrı ayrı efektler ekleyebilirsiniz mesela bu efekte süzülme efekti verdik İkisinde de hem girişte hem çıkışta bu efekt olsun dedik ama thank you yazısına mesela dikey yuvarlanma efekti verdik gördüğünüz gibi e, ikisi, e, bu kısım başka bir efekte çalışırken aşağıdaki thank you yazısı başka bir efekte çalışabiliyor. Bir metin yazdıktan sonra birkaç metinle çalışıyorsanız eğer ve bunların yerlerinin değişmesini istemiyorsanız, daha sonra düzeltirken de size yardımcı olmasını istiyorsanız bu iki metni seçip gruplandır diyerek metni gruplandırabilirsiniz. Böylelikle bu tasarıma geri döndüğünüzde aradaki boşluklar, mesafeler, her şey aynı kalacak. Siz sadece ilgili metni seçerek bu kısmı düzeltebileceksiniz. Buna da metin gruplama diyoruz. Tüm bileşenleri birbiriyle gruplandırabilirsiniz. Ayrıca animasyonlar kısmında bir de animasyon oluşturucu var. Bu animasyon oluşturucuyla da siz kendi animasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi thank you yazısı e, benim seçtiğim şekilde e, hareketleniyor. Bir de buna hareket efekti verebilirim ki hareket efektleri e, çok yeni özellikler, İşte yanıp sönmesini sağlayabilirim, ya da kalp atışı şeklinde ileri geri gelip gitmesini sağlayabilirim. Bunlar da e, benim oluşturabileceğim animasyon tipleri. Yaratıcılığınıza göre bu e, animasyonu farklı farklı şekillerde kendiniz oluşturabilir. Animasyon nasıl hareket edeceği ile alakalı detaylandırmayı da yine bu kısımdan yapabilirsiniz. Bu yolu sileyim. Metinleri kullanırken işinize yarayacak bir başka araç şeffaflık aracı. Tüm bileşenlerde olduğu gibi metinlerde de şeffaflık aracını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte şunları sileyim ve şöyle yeni bir tane ekleyeyim. Şöyle şurada dursun. Bununla birlikte üst kısımda bir stil kopyalama aracı var. Bunu metinlerle kullanabilirsiniz. Ne işe yarar bu metin kopyalama aracı? Bir boş sayfaya metin eklerken Trabzon'un T'si klavyeden T harfine basarak kolayca metin ekleyebilirsiniz. Bakın bu metni ekledim ve bunun üstteki gibi olmasını istiyorum. Tüm efektlerin alt taraftaki metine de yansımasını istiyorum. Üst taraftaki metni seçtim. Stil kopyalama aracını seçtim. Ve paragrafı diğer metne tıkladım. Gördüğünüz gibi buradaki tüm özellikleri, tüm efektleri, yazı stilini diğer paragrafa, diğer metne taşımış oldu. Sonra bunun üzerinde yine farklı değişiklikler yapıp metnimi geliştirebilirim. Metin tipografi tasarımda oldukça fazla kullanılan ve oldukça önemli bir detay. Karşı tarafa doğru hissi, doğru duyguyu vermek için doğru metin seçmek, doğru fontu seçmek ve font eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapmak çok ama çok önemli. Bu konuda tabii ki mesela bir metin seçtiniz ve yazı fontlarına gittiniz. Hangi yazı fontuna karar vereceğinizi bulmak bazen zor olabilir. Özellikle de hızlı tasarımlar yaparken buna karar vermek oldukça zor olabilir. Bu yüzden birazcık destek alabilirsiniz. Ben bazen şöyle yapıyorum. Yan taraftaki Tasarımlar sekmesini gezerken, şablonları gezerken sevdiğim yazı eşleşmelerini bir şekilde e, kaydediyorum. Mesela bakın buradaki yazı eşleşmesi gayet hoşuma gitti. E, bu şekilde bir klasörüm var benim. Sevdiğim birbirine uyumlu gördüğüm e, yazı e, tiplerini eşleşmelerini bu şekilde bir yere kaydediyorum ve daha sonra bir tasarım yaparken e, işime yarayacak olanları e, kolay bir şekilde e, bulmamı sağlıyor. Tasarımlar üzerinde fontları nasıl gözüktüğünü incelemeniz çok daha verimli olacaktır. Çünkü font seçme kısmında çok fazla font var ve yalnızca bu kısımda gördüğünüzde neye benzediğini, tasarımda neye benzeyeceğini al, anlamak, algılamak birazcık zor olabilir. O yüzden e, bu yolu tercih ediyorum. Herhangi bir yazı tipi varsa dışarıda çok sevdiğiniz, e, ücretli bir şekilde satın aldığınız ya ücretsiz bir font varsa özellikle mesela Google fontlardan bir tanesini eklemek istiyorsanız fontlar kısmını seçtiğiniz zaman bakın burada aşağıda yazı tipi yükle seçeneği var. Bu yazı tipi yükle seçeneğini seçtiğinizde indirdiğiniz fontu bakın burada ben bir font indirmişim. Bu fontları seçerek kolay bir şekilde Canva içerisine yükleyebilirsiniz. Bu font zaten vardı ikinci kez yüklemeyin. Evet fontlarla metinlerle alakalı söylenebilecek başka bir şey de şöyle Canva'da bu internet sitesini kaydedin mutlaka. Design e, Design School kanva.com e, Canva.com slash Design School Canva.com slash Design School Buradan çok fazla Canva içerisinden doğrudan ulaşamayacağınız bazı araçlara ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Bakın bu sayfanın en altına indiğinizde burada güzel bazı ufak araçlar var. Onlardan bir tanesi de font eşleştirme aracı. Bunu seçtiğinizde Canva size birlikte kullanabileceğiniz fontlarla alakalı güzel tavsiyelerde bulunmuş font eşleştirmeleri yapmış. Kendi içerisinde bulunan fontların birlikte nasıl kullanılacağı ile alakalı ipuçları vermiş. Buraya da bir göz atıp kullanabilirsiniz. Çünkü doğru fontları kullanmak tasarım açısından çok ama çok önemli. Kendi Koleksiyonunuzu oluşturun. Gördüğünüz yazı tiplerini, birbirine yakışan yazı tiplerini seçin ve bu kısımdan da mutlaka ama mutlaka destek alın. Evet, metin eklemekle alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.